Aşağıdaki haritada okyanus ve denizleri birbirine bağlayan bazı önemli su yollarının yerleri gösterilmiştir. Buna göre yerleri belirtilen su yollarından hangisi doğal süreçler sonucunda oluşmuştur? Şimdi arkadaşlar, okyanus ya da denizleri birbirine bağlayan su yolları deyince bizim aklımıza boğazlar ve kanallar geliyor. Boğazlar biliyorsunuz okyanus ya da denizleri birbirine bağlayan doğal su yollarıdır. Doğal dediğimize göre oluşumunda insan etkisi yoktur. İnsan etkisi yoksa bütün boğazlar doğal süreçler sonucunda oluşmuştur. Kanallar ise okyanus ya da denizleri birbirine bağlayan yapay su yollarıdır. Yapay dediğimize göre doğal değildir. Oluşumunda insan etkisi vardır. Yani beşeri faktörler sonucunda oluşmuştur. Biliyorsunuz 4 tane kanal var. Hani biz ne diyorduk? Bir şey 4 tane ise 5.yi koy sonra olur diyorduk. Neydi onlar? Panama, Süveyş, Kiel, Korint. Panama, Süveyş, Kiel, Korint. 4 tane kanal var. 1 numaralı yerde Panama kanalı var. 2 numaralı yerde Almanya'da Kiel kanalı var. 3 numaralı yerde Yunanistan'da daracık bir kanal, Korint kanalı var. 4 numaralı yerde Süveyş kanalı var. Kanallar okyanus ya da denizleri birbirine bağlayan yapay su yollarıydı. Yani doğal süreçler sonucunda oluşmuyordu. Doğal süreçler sonucunda oluşan neydi? Boğazlardı. Verilenlerden hangisi boğaz? 5 numaralı yer. Hangi boğaz var orada? Hürmüz Boğazı. O yüzden cevabımız E şıkkıdır.